birdenbire karşımda, yani bana doğru gelen İsa Mesih'i gördüm. Bir meydan gibi bir yerde. Ve tekrar ben İsa Mesih'e aslında sormak istiyordum. Yani bana bir şey söyle, çünkü zorlanıyorum. Yani sıkıştım ve seni, yani Rabbi gerçekten tanımak istiyorum. Bana doğruyu sen söyle. Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve ilk olarak Rabbi kabul ettiğim an aslında ortaokuldayken olmuştu. Ortaokuldayken hücreden, atomun yapısından bahsetmiştik ve son olarak atomun yapısı işte proton, nötron ve elektron olduğunu konuştuk ve bende şu ışık yandı. O zaman peki en küçük yapı taşı bunlarsa, proton, nötron, elektronsa bunlar nasıl var oldu? O zaman bir yaratıcısı var, bir yaratıcı var fikrini kabul ettim. Sonra dünyayı, yaratılışı, insanları, doğayı, ağaçları, her şeyi düşündüm ve kesinlikle yani mükemmel bir yaratıcı olduğuna karar verdim. Ve ben de bu yaratıcı bu kadar iyiyken, o zaman ben de iyi olmalıyım gibi düşündüm. Ve iyi bir hayat sürmeye karar verdim aslında, doğru olmaya karar verdim ve o dönemler benim aslında ergen olduğum ve aslında en tehlikeli yaşların olduğu bir dönem. Aslında birkaç gün iyi olmaya çalıştım ve kendi düşünceme göre iyi şeyler yaptım ama dördüncü gün bir şekilde sinirlendim, bir arkadaşımla kavga ettim. Sonra bir iki gün daha tekrar baştan aldım, denedim ama üçüncü gün tekrar başka bir şey oldu. O zaman iyi olamadığıma, kendi irademle iyi olamadığıma karar verdim. Bundan kısa bir süre sonra bu şekilde devam ederken bir rüya aslında gördüm. Ve rüyamda eski, kayınbabamların eski evinde, kocaman bir havluda, bir yatakta iblisi sırt üstü yatarken görüyordum. Yüksek, yani uzun boylu ve kalıplı yapılı bir şekilde duruyordu. Çok güçlüydü ve nedense bir bacağı sakattı. Ve ben şey diyordum, etrafında insanlar var da, yetkin insanlar. Onlara diyordum ki onu nasıl öldürebilirim? Aslında iblisin ne olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde rüyamda onun iblis olduğunu biliyorum ve onu nasıl öldürebilirim diye soruyordum. Ve oradaki çevresindeki insanlar, onu ancak işçi karıncalar öldürebilir, onun gücünü yok edebilir diyorlardı. O zaman ben çok hızlı bir şekilde dışarı sokağa atılıyordum ve her taraflarda işçi karıncalar aramaya başladım. Ve sonra ararken şunu düşündüm, yani daha büyük savaşçı kırmızı karıncalar var ya da daha küçük, daha şirin olan sarı karıncalar var. Neden siyah, çelimsiz, işçi karıncalar? Bir anlam veremiyordum ama ne kadar aradıysam da bulamadım. Sonra birkaç tane irice sarı karınca buldum. Dedim ki bunlar olur mu? Ve bana hayır dediler. Yani iblisi öldüremezsin. O zaman bir sehpanın üzerinde bir kelebek bıçağı gibi bir şey gördüm. Var gücümle onu sakat olan, iblisin sakat olan bacağına batırdım. Ve iblis çok güçlü, görkemli bir şekilde ayağa kalktı. Tek bacağı üzerinde aslında ben kaçmaya ve o da kovalamaya başladı. Ve tam sokağı bitirirken ve bana o yaklaşmışken ben bir şekilde kabus şeklinde uyandım. Ve tam o zaman kötü olanın bilincine vardım. Ama yine de bunu öğrendikten sonra iyi olanı yapmaya çalıştım. Çünkü iyi bir yaratıcı var ve ben de iyi olmalıyım. Çünkü beni o yarattı, her şeyi o yarattı. Fikri benim hayatımda sabitlenmişti. Ve tekrar iyi olmayı denedim ama yine de başaramadım ve şunu kabul ettim. Dedim ki ne olursa olsun ben tam olarak iyi biri olamayacağım. Bu yüzden kesinlikle o zaman cehennem azabını hak ediyorum. Yani Rabbin yanında olamayacağım, ona layık olamayacağım. Ve bu sabit fikirle aslında daha dağınık bir hayat yaşamaya başladığımda, lise ikinci sınıftayken sanırım tekrar bir rüya gördüm. Çünkü o gördüğüm yaşantı neydi? Ben ne kadar iyi olmaya çalışırsam çalışayım, ben öleceğim ve Rabbin iyiliğini göremeyeceğim çünkü ben iyi biri değilim. Bu kanıya varmıştım. O zaman Adana'da bir arkadaşımın karpuz bostanı vardı.
İşte onu ziyarete gitmiştik, onunla beraberdik. Uyuyorduk. Uyurken bir rüya gördüm. O içerisinde olduğumuz bostanın dört taraftan aslında yanmaya başladığını gördüm. Ve hangi tarafa kaçsam orası da yanıyordu. Dört taraf tamamen yandığında ateş de aslında bana doğru yaklaşmaya başladı. Ve ben oturup gözyaşı içinde aslında şunu kabul ettim. Yani kurtuluş yok ve ben yanacağım, öleceğim. Bu fikirle daha ben düşünürken birdenbire yani mucizevi bir şey oldu aslında orada. Tarlada toprağın altından yani doğaüstü bir şey, bir su yükselmeye başladı. Yani çok ince yükseldiğini gördüğüm halde okyanusun böyle derin, güçlü dalgasını andıran bir şekilde su yükselmeye başladı ve ateş söndürdü. Ateş söndürmeye başladı her taraftan. O zaman birdenbire kamyonun sağ ön köşesinde ruh şeklinde bir adam, böyle uzun boylu bir adamın bana korkma, korkma, kurtulacaksın dediğini gördüm birdenbire. Ve ben o şekilde rüyadan uyandım aslında. Sırt üstü doğruldum ve şöyle baktığım zaman adamı gördüğüm sağ köşeye doğru şöyle baktım. Ve rüyamda gördüğüm o adam gerçekten karşımdaydı. Yani ruh şeklinde ve kocaman, yani uzun boylu bir adam ve yüzüme bakıp tebessüm edip gözümün önünde sırtını dönüp gitti. Ve ben bunu çıplak gözlerle gördüm rüyada uyandıktan sonra. Sonra bir, yani yüreğimde aslında umut belirdi ama bunun nasıl bir umut olduğunu tabii ki bilemiyordum, anlam veremiyordum. Aradan yıllar geçti, lise bitti. Ben İstanbul'a taşınmıştım çalışmak için. Ve bir gün benim bir arkadaşım var, çocukluk arkadaşım. İşte biz MSN'den vesaire yazışıyorduk. O bana şey yazdı, ya Kanivar ben Hristiyan oldum, haberim var mı falan. Ben şok oldum. Çok şaşırdım gerçekten. Çünkü onun öncesinde özellikle o rüyayı gördükten sonra ben Müslüman bir ailenin çocuğu olarak Rabbi tanımaya, ona yakın olmaya aslında karar vermiştim ve o dönemde hem camiye gidiyordum hem namaz kılıyordum. Yazın Adana'nın gerçekten o zor sıcağında yani oruç tutuyordum ve her namaz kıldığımda, oruç tuttuğumda şu duayı ediyordum. En doğru, en güçlü şekilde Rab'de soyutlanmak istiyorum. Ona yaklaşmak, onu tanımak istiyorum. Onun gibi olmak istiyorum. Yani onu tanımak ve onun gibi iyi biri olmak, yeryüzünde, dünyada iyi bir yaşam sürmek, doğru bir yaşam, örnek bir yaşam sürmek istediğimi söylüyordum. Ve bu şekilde dua edip ona yaklaşmak istiyordum aslında. Ve buna karşın benim arkadaşımın Hristiyan oldum demesi bana çok dokunmuştu ve ağır gelmişti aslında. Sonra birkaç defa daha yazıştık ve arkadaşım şunu söyledi. Aslında ben yakın zamanda bir iki hafta içerisinde İstanbul'a geleceğim. Ya dedim niçin geleceksin İstanbul'a? İşte bir seminer var Rabbi tanımakla ilgili ve ona katılıp gerçekten Rabbi daha yakından tanıyacağım vesaire falan bir şeyler söyledi ve bu aslında benim yüreğime içeriden yani gizli bir şekilde dokundu aslında. Çünkü benim arkadaşım Rabbi tanımayan, bir gün olsun benimle camiye gelmeyen, ne bileyim oruç tutmayan, Rabbi kabul etmeyen bir adamdı. Ama şimdi ben yani kilometrelerce yol gidip Rabbi tanıyacağım. Bir onu tanıtan, onu anlatan birilerinin seminerine gideceğim diyordu ve bu benim yüreğime birazcık dokundu. Ondan birkaç ay sonra benim İstanbul'dan Adana'ya dönmem gerekiyordu aslında. Ve döndüğüm zaman arkadaşımı aradığım zaman şey dedi o. Yani ben kilisedeyim. İstersen gelip beni buradan alabilirsin. Ya tamam dedim, yani ben seni gelir alırım. Oradan da çıkarız, bir şeyler yaparız. Ve kiliseye ilk gidişimde Adana'da, sonra içeri girdim. İşte oradaki pastörle, eşiyle, yani papaz ve eşiyle tanıştırdı. Yani çok tatlı insanlardı ve İsa Mesih ile ilgili bir şeyler anlatmaya başladılar. Ve ben o zaman şey dedim onlara. Yani bu sözlerinizin doğru olabilmesi için sizden önceki kitapların bu sözleri doğrulaması gerekiyor. O yüzden ben henüz kendi kitabımı da okumadım bir Müslüman olarak. Ve sizden önceki kitapların, hani Tevrat'ın, Mezmur'ların, Zebur'un ne söylediğini de bilmiyorum.
onları okuyup sonra sizin söylediklerinizi değerlendirebilirim gibi düşündüm. Ve oradaki pastörün eşi şey dedi aslında, benim oğlum bu dönemde Kur'an okuyor, araştırıyor ve onda var. Eğer istersen ben sana hediye edebilirim. Ve ayrıca istersen bir kutsal kitap da sana verebilirim. İşte Tevrat'ı, Yaratılış'ı vesaire oradan okuyup araştırabilirsin. Ben çok şaşırdım ve bana bir Kur'an aslında hediye etti kutsal kitapla birlikte. O zaman yoğun bir işte çalışıyordum. Ve gece saat bazen 2'lere, 3'lere kadar bir yandan Kur'an'ı okuyordum, namaz kılıyordum. Çünkü onlardan almıştım, okumam gerekiyordu. Bir yandan kutsal kitabı, Yaratılış'ı okumaya falan başlamıştım. İkisini okurken bir yandan da kıyaslama yapıyordum ve aslında bütün Kur'an'ı bitirdim başından sonuna. Ve bir yandan kutsal kitabı da okumaya başlamıştım. Oradaki yasağı ve Kur'an'daki dengeyi falan yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Ama bir yandan yüreğimde bir söz aslında çalışıyordu. Yani lütuf kelimesi. Ve aslında ben Kur'an'ı çok fazla yani okuyup namaz kılıp vesaire çok şey yapıyordum ve araştırıyordum bir arkadaşımla beraber. İmam olan bir arkadaşım vardı. Bu kelimeyi bulamıyordum ama yüreğimde bir lütuf kelimesi sanki çalışıyordu bir şekilde. Kendi yüreğimde şu oturdu: yani sen Müslümansın, sen Rabbi tanıyorsun, doğru tanıyorsun. Bu insanlar aslında senin gibi gerçek Rabbi tanımıyorlar. O zaman daha fazla araştır, belki onlara da kanıtlarsın ve değişik sorularla aslında oradaki pastöre ve eşine götürmeye başladım. Ve Kur'an'ın içinde olan bazı ayetleri onlara götürdüm, yani Hristiyanlıkla ilgili. Ve ayrıca kutsal kitapta olan ama kabul edilmeyen bazı ayetleri araştırmak için sürekli gidip gelmeye başladım. Ve bir gün bir seminer oldu aslında orada. Birkaç kişi el koyup dua ediyorlardı. Bir kişi el koydu ve şöyle söyledi: yani bir görüm gördüm. Sen bir kitap okuyorsun, baştan sona okuyorsun ve tamamen bitirdiğinde, ikinci defa bitirdiğinde aslında iman edeceksin dedi. Ya ben de yok artık ya falan dedim. Yani çünkü kilisedesin, hani bir şey empoze ediyorlar gibi hissetmiştim. Ama tabii ben sürekli her gün okuyordum hem Kur'an'ı hem bütün kutsal kitabı. İncil'i okumuyordum çünkü bir şeyler duyuyordum ama doğru olduğunu ya da bunların vaat edildiğini gerçekten bilebilmem için diğer kitapları iyi öğrenmem gerekiyordu. Ve Kur'an'ı ikinci kez aslında baştan sona neredeyse bitirdim ve diğer taraftan kutsal kitabı da okuduğumda bazı çelişkiler aslında yaşamaya ve görmeye başladım. Çünkü götürdüğüm bütün sorular oradaki pastörüme götürdüğüm zaman negatif olarak çıkıyordu. Yani aslında kutsal kitapta işte İslam'ın ya da peygamberinin geçmediğini, başka şeyler hakkında yazılan şeyler olduğunu bana kanıtladılar. Ve bir gün şöyle hatırlıyorum: yani doğru ne? Ya Rab bana göster. Yani bu insanlar böyle söylüyor ve ben bir Müslümanım. Yani keşke İsa Mesih'i görebilseydim ve o bana doğrunun ne olduğunu gösterebilseydi. O zaman aradan aslında çok fazla bir süre geçmedi ve bir rüya gördüm. Rüyamda ben ve bana Hristiyanım diyen arkadaşımla birlikte yan yana duruyorduk. Ve arkadaşımla şunu konuşuyorduk: ben hiç İsa Mesih'i tanımıyordum o zaman. Karakteri, kişiliği, neler yapabildiği, mucizeleri, bunlarla ilgili hiçbir bilgim yokken, İncil'i hiç okumamışken şunu konuşuyorduk: şimdi İsa Mesih gelecek, biz daha düşünmeden, yani biz daha düşünürken, biz bir şey söylemeden bize düşündüklerimizin cevabını bize verecek. O zaman arkadaşım yanımdan uzaklaştı ve ben birdenbire karşımda, yani bana doğru gelen İsa Mesih'i gördüm. Bir meydan gibi bir yerde. Ve tekrar ben İsa Mesih'e aslında sormak istiyordum. Yani bana bir şey söyle çünkü zorlanıyorum. Yani sıkıştım ve seni, yani Rabbi gerçekten tanımak istiyorum. Bana doğruyu sen söyle. Ve o zaman İsa Mesih bana, git buradan şeytan dedi. Ben durdum. Arkam karanlıktı ama arkamda yani hiçbir şey yoktu ve ben şeytan değilim.
ve bana bu şekilde kızdıktan sonra ayrıldı. İsa buna bana aslında kutsal kitabı okuduktan sonra açıklamayı verdi. Çekil git şeytan. Yani bu düşünceler senin düşüncen. Tanrı'nın düşüncesi değil. İsa öleceğini, dirileceğini açıkladığında, 3 gün sonra ben yeniden dirileceğim dediğinde Petrus ona karşı kimse gelip karşı geldi. Kimse seni gelip alamaz. Ve İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Yani git buradan iblis. Ve o şekilde rüyadan uyandım ve tekrar ben araştırmaya devam ediyordum. Son birkaç soru kalmıştı kafamda sünnetle ilgili vesaire. Bir gün kiliseye gittim ve kilise akşam 4-4.30 civarı bitti aslında ve orada çok güzel bir vaaz, yani aslında Tanrı ile ilgili çok güzel sözler duymuştum ve yüreğime birazcık dokunmuştu. Vaaz bittikten sonra bütün insanlar böyle tebessüm ederek, gülerek yüzüme bakıyorlardı. Böyle tatlı bir tebessüm ama şey, anlamını bilmiyorum. Herkes bana bakıyor. Ve ben yüreğimde şunu düşünüyordum. Yani son birkaç sorum var ve bunları da eğer artık gerçekten ben cevaplayamazsam ve onlar gerçekten kutsal kitapta bunun farklı bir şekilde yorumlandığını kanıtlarlarsa ben iman edeceğim çünkü artık gücüm yok. Yani ben şunu anladım. Yani ben sanki Rab'be karşı direniyorum. O zaman tekrar ben oradaki pastörün ve eşinin yanına gittim ve dedim ki size, yani bir iki sorum olacak sünnetle ilgili vesaire. Onlara sordum ve onlar dediler ki hayır, bu böyle değil. Bak ve işin enteresan yanı, benim de okuyup araştırdığım gibi İncil'den değil, kutsal kitaptan, yani Tevrat'tan cevap verdiler. Ve bak buradan geliyor, bu demek, bu bunu anlatıyor dediler. Ve ben yüreğimde aslında tükendim, bittim ve dedim ki ben, yani şunu söylemek istiyorum. Ben neredeyse 8,5-9 aydır araştırıyorum ve gece neredeyse yatmıyorum. Ve anlıyorum ki gerçekten, yani benim İsa Mesih'e iman etmem gerekiyor. Ben dedim İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Ve oradaki kardeşler kalktılar, bana sarıldılar, sevindiler. Benim için el koyup dua ettiler ve etrafta 4-5 kişi ayrı ayrı gelip, aslında biz bugün senin iman edeceğini çok güçlü bir şekilde hissettik. Yüreğimizde senin hakkında, senin için çalışan bir şey vardı ve aslında bu yüzden sana bakıp tebessüm ediyorduk, gülüyorduk. Senin bugün iman edeceğini biz biliyorduk gibi bir cevap geldi ve bu beni diğer yandan da çok mutlu etti. Ama iman ettikten 2 ay sonra ben İncil'i okumaya başladım. Yani çünkü İstanbul'a tekrar döndüm ve okuduğum zaman ilk olarak şeye rastladım. Yani iblisin var olduğuna ve onun kötü olarak dünyada bir engelleyici olarak yaşadığına, var olduğuna karar verdim ve fark ettim. Yani çünkü kutsal kitapta da bu net olarak geçiyordu ve şey, yani İsa Mesih işçiler kelimesini kullanıyor. Yani öğrencilerini dünyaya gönderdi ve işçiler toplaması, yani ürün bol ama işçi azdır dedi. O zaman anladım ki daha ortaokuldayken benim gördüğüm rüya ve iblisin gücünü öldürebilecek kişiler imanların kendisiydi. O işçiler, müjdeyi ulaştıran işçilerin kendisiydi. Sonrasında gördüğüm şey, yani ben sürekli Tanrı'yı tanımak istedim, ona yaklaşmak istedim ama bulunduğum kültür içerisinde, İslam kültürü içerisinde aslında kendim iyi olamayacağıma karar verip öleceğime, yani öldükten sonra Rabbin yanına değil de belki cehenneme gideceğime karar vermiştim. Ama ikinci gördüğüm rüyada bir kişi bana görünüp korkma, yani kurtulacaksın müjdesini vermişti ve anladım ki gerçekten İsa Mesih'te ben sonsuz yaşama kavuştum ve onda kurtuluşa eriştim. Ben Kanivar, ben gerçek Rabbi tanımak istedim ve o da kendisini bana İsa Mesih'te tanıttı.